Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bugün bir polemik konusu haline getirilmeye çalışılan, genel başkanımızın kendisini aramadığı, kendisinin araması gerektiği yaklaşımı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği tarafından reddedilmektedir. Ordu kayba uğradıysa ordunun sahibi millet, milletin temsilcileri meclis, taziye makamı bir siyasi partinin genel başkanı değil, millet meclisinin tarafsız niteliğini taşıyan başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi taziye dileğini doğru makama, doğru merciye en ivedilikle iletmiştir. Ama aldığı tüm kararlara, bunlar bizi bir felakete sürüklüyor diye şerh koyan bir partinin ortaya çıkan bu acı tablo karşısında daha önce yaptığı bütün uyarılara keşke uyulsaydı izleniminin ve bir hak tesliminin halkın, kamuoyunun vicdanına yerleştiği saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının yürütmenin başı tarafından bilgilendirilmemiş olmasını kamu yönetimi açısından önemli bir eksiklik olarak da görüyoruz. Parti yönetimimiz tüm katkı ve temas çabalarına karşın o gece Ankara'da devletin adeta yok olduğu bir süreci yaşamıştır. Yapılan güvenlik toplantısına tahmin ediyoruz açık kalan kapı aralığından iletişim başkanlarının girmiş olmasını da ayıplı ve şaşılacak bir durum olarak bekliyoruz. Milletimiz oy verdiklerinden, hiç değilse oy verdiğinin görev verdiği bakanlarından birkaç kelime duymadan açıklamaların sarayın tartışmalı iletişim başkanının ağzıyla yapılıyor oluşunun ve üst düzey gizlilik taşıması gereken güvenlik toplantısına bir iletişim başkanının girmiş olmasının, toplantıyı takip etmiş olmasının ve daha sonra da bu konuda açıklama yapmış olmasının ne devlet gelenekleriyle, ne devlet ciddiyetiyle, ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin hassas menfaatleriyle bağdaşır hiçbir tarafı, iler tutar tarafı da yoktur.